mantığı var. Hepimizin malumu Orta Doğu'da çok büyük bir savaşı, yıkımın ve acının girdabından geçiyoruz. Biz İnsan Hakları Derneği olarak bu savaşların son bulması için her türlü mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Son olarak dün bütün şubelerimiz aynı saatte Birleşmiş Milletler Sekreterine ve İnsan Hakları Komitesi'ne mektup ve mail eylemi yaptık. Bu mektup ve mail eylemimizde savaşların son bulması, özellikle Gazze'de son süreçte yaşanan büyük yıkımların son bulması ve insanlık suçlarının önüne geçilmesi için acil müdahale çağrısında bulunduk. Burada tekrar hepinizin huzurunda bir daha bunu yenilemek istiyoruz. Çocuk babası Hüseyin Aydemir, Dicle'nin Tute köyünde yaşıyordu. O dönemde köy yakmaların, köyleri göçe ve korcu olmaya zorlamaların, gıda ambargoları ile aç bırakılmaların yaşandığı Dicle ve köyleri adeta cehenneme dönmüştü. Hayvan ticaretiyle uğraşan Aydemir de güvenlik güçlerinin hedefindeydi. Sık sık evi basılıyor ve ailesi şiddete maruz kalıyordu. Ev baskınlarını yapan askerler gelip teslim olmaması halinde Hüseyin Aydemir'i buldukları yerde öldürüp ölüsünü panzerle sürükleyerek teşhir edecekleri yönünde Aydemir'in ailesini tehdit ediyordu. Bir baskın sırasında Hüseyin Aydemir'in babasını gözaltına alındı. 20 gün boyunca gözaltına alındığı inkar edilen baba ağır işkence gördü. Oğluna söyle gelip teslim olsun denilerek tehdit edildi. Bu koşullarda evine gidemeyen Hüseyin Aydemir ailesiyle birlikte önce Diyarbakır'a ardından Adana'ya göç etti. Ancak buralarda da baskı ve tehditlerden kurtulamadı. 1995 yılının ortalarında ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Hüseyin Aydemir 19 Ekim 1995 sabahı yakın arkadaşı Fehmi Tosun'un Alçılar'daki evine gitti. İki arkadaş birlikte kahvaltı ettikten sonra saat 10 sıralarında evden çıktılar. Aksaray'da yolda yürürken yanlarına beyaz renkli iki erkek yaklaşarak onları zorla araca bindirdiler. Onların Aksaray'da sivil polisler tarafından gözaltına alındıklarını öğrenen aileleri tüm yasal yollara başvurdu. Her yerde de oğullarını arayan aile Hüseyin Aydemir'in polisler tarafından Ankara'ya götürüldüğünü, Ankara emniyetindeyken de askeri yetkililere teslim edildiği bilgisine ulaştı. Ancak ailesinin yaptığı tüm başvurular sonuçsuz bırakıldı. Hüseyin Aydemir ve arkadaşı Fehmi Tosun gözaltına alındığı devletin bütün kademelerince inkar edildi. Hukuk işletilmedi. Onların akıbetlerinin açığa çıkarılmasını, suçun faillerinin yargılanmasını sağlayacak etkinlikte soruşturmalar yürütülmedi. Zaman aşımı gerekçe gösterilerek dosyalarında takipsizlik kararı verildi. Gözaltında kaybetmeler ancak insan haklarının sistematik olarak ihlal edildiği şartlarda gerçekleşebilir. Bu şartları yaratan da cezasızlık sisteminin varlığıdır. 767. haftamızda Hüseyin Aydemir'in akıbetinin açığa çıkartılması ve işlenen bu insanlığa karşı suç şüphelilerinin tespit edilerek haklarında etki soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi talebimizi ineliyoruz. Hüseyin Aydemir'in annesi Asiye Aydemir yıllarca oğlunun yaşadığına dair bir haberin gelmesini bekledi. Ne yazık ki Asiye Ana da tıpkı Berfu Ana, Fatma Ana, Elmas Ana, Meryem Ana gibi çocuğuna kavuşamadan bu hayattan gözü açık bir şekilde göçüp gitti. Kaç yıl geçerse geçsin, Asiye Ana'nın adalet arayışını sürdürmekten, Hüseyin Aydemir için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Şimdi de gözaltında kaybedilen Hüseyin Aydemir ve diğer tüm kayıp ve faili meçhul siyasi cinayetleri kurban gidenler için bir dakika oturma eylemine geçiyoruz.